Fizilalil Kur'an Tefsiri yazan Seyyid Kutup Enam suresi 4. bölüm şu canlarını Allah yoluna koyanları sabah akşam ona kulluk etmeye ona dua etmeye yönelenleri onun yüce zatını isteyenleri onun zatından ve hoşnutluğundan başka bir şeye itibar etmeyenleri kovma bu kendini Allah'a adama sevgi ve edep tavrıdır çünkü onlardan biri kulluk ve dua ile Allah'tan başkasına yönelmez tamamen her şeyden soyutlanmadığı sürece Allah'ın hoşnutluğunu istemez kalbi bütünüyle Allah Sevgisiyle dolu olmadığı müddetçe, yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu istemez, Allah'a karşı takınması gereken edep tavrını öğrenmeden, Allah için ve Allah ile yaşayan bir kul olmadığı sürece, onun hoşnutluğunu isteyerek kulluk ve dua ile yüce Allah'ı birlememiş olur toplantı düzenlenmesini önerdiler. Böylece efendilerin cahiliye toplumundaki ayrıcalıkları, özellikleri ve üstünlükleri sürecekti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de İslam'a girmelerini sağlamak amacıyla bu isteklerini kabul etme düşüncesi uyanmaya başladı. Ancak Rabbinin kesin emri gelmişti. Sırf Rabbilerinin rızasını dileyerek sabah, akşam ona yalvaranları yanından kovma. Müslim Saad B. Ebi Vakkas'dan şöyle rivayet eder, Saad diyor ki, peygamberin salat ve selam üzerine olsun yanında altı kişi bulunuyordu. Müşrikler peygambere salat ve selam üzerine olsun yanında bulunan şu adamları uzaklaştır ki, bize karşı cüretkar davranmasınlar, dediler. Peygamberin yanında bulunanlardan biri bendim, biri İbni Mesud, biri de Hüzeyl kabilesinden bir kişi, biri de Bilal idi, bir de isimlerini hatırlayamadığım iki adam vardı. Bunun üzerine peygamberin gönlünde yüce Allah'ın geçmesini istediği düşünce geçti ve kendi kendine konuştu. Bunun üzerine yüce Allah şu ayeti indirdi: bu eşraf takımı peygamberi salat ve selam üzerine olsun meclisine ve himayesine aldığı şu zayıf kimseler aleyhinde bir takım söylentiler çıkarıyor, onları kınıyor, içinde bulundukları fakirlikleri, zayıflıkları ve efendilerin nefretine, İslam'ı kabul etmeyişlerini eden olan, peygamberin meclisinde bulunmalarından ötürü kınıyorlardı, bunun üzerine Yüce Allah bu konudaki kesin hükmünü bildirdi ve iddialarını reddederek temelden çürüdü. d Onların hesabı kendilerine aittir. Seninki de sana. Onların fakir oluşları da rızık konusunda belirlenen takdir gereğidir. Bu Allah katındaki hesaplarıdır. Bu konuyla senin bir ilgin yoktur. Aynı şekilde senin fakir ya da zengin oluşun senin Allah katındaki hesabındır. Onları ilgilendiren herhangi bir şey söz konusu değildir. Bu değerlerin iman sorunu ve onun derecesi üzerinde bir etkinliği olamaz. Şayet fakirlik ve Zenginlikten dolayı onları meclisinden uzaklaştıracak olursan bu durumda Allah'ın ölçüsüyle ölçmemiş, onun değerleriyle değerlendirmemiş olursun. Dolayısıyla da bu zalimlerden olursun. Hiç kuşkusuz Allah'ın peygamberi salat ve selam üzerine olsun. Haşa zalimlerden biri olmaktan uzaktır kuşkusuz bu yüce Allah'ın mal ve soyla büyüklenen bu dinin tabiatını insanlığa gösterdiği aydınlık ufuklu yeni dünyanın mahiyetini kavrayamayanlar için takdir ettiği bir fitneydi insanlık bu dünyada o gün için Arapların ve bütün dünyanın yabancısı olduğu erişilmez doruklara yükselmişti hiç kuşku yok ki çeşitli isim ve görünümler altındaki demokratik düzenler de buna son derece yabancıdırlar Kur'an'ın akışı, eşraf takımının kınama amacına yönelik olarak ifade ettiği soruya şu şekilde karşılık vermektedir. Allah şükredenleri herkesten iyi bilen değil miydi? Bu cevap birçok işareti, birçok anlamlı imayı kapsamaktadır. Öncelikle hidayetin yüce Allah'ın doğru yola iletildikten sonra şükredeceklerini bildiği kimseler mükafat olarak verdiği bir nimet olduğu belirtilmektedir. Bununla beraber kulların şükrü hiçbir zaman bu nimet için yeterli değildir ama yüce Allah kulun çabasını kabul ediyor ve karşılık olarak da eşi bulunmayan şu göz alıcı mükafatı veriyor. Bir de iman nimetinin beşeri cahiliye toplumlarında yaygın olan basit yeryüzü değerlerinden herhangi biriyle ilgisinin söz konusu olmadığı aksine Allah'ın bu nimeti karşılığında şükredeceklerini bildiği kimselere özgü kıldığı belirtilmektedir. Yoksa kişinin köle, zayıf ve fakir oluşu önemli değildir. Cahiliye toplumları da insanların büyüklenme gerekçesi yaptıkları basit yeryüzü değerlerinin Allah'ın ölçüsünde yeri yoktur. Bunun yanı sıra, Allah'ın lütfuna itiraz edenleri, bu itirazlarının eşyanın hakikatine ilişkin bilgisizlikten kaynaklandığı, bu lütfün dağılışının kullardan hangisinin onu hak ettiğine ilişkin Yüce Allah'ın eksiksiz bilgisine dayandığı, yoksa şu itirazlarının cehaletten ve Allah hakkında edepsizce davranmaktan başka bir şey olmadığı belirtilmektedir. Allah'ın merhameti geniştir. Ayetlerin akışı Hazreti Peygambere salat ve selam üzerine olsun. Allah'ın peygamberi olarak İslam'a öncelikle girmek suretiyle lütfedilenlere, şu müstekbir ve eşraf takımının alay ettiği kimselere ilk önce selam vermesini, yüce Allah'ın kendilerinden bilmeden bir kötülük işleyen ardından tevbe edip iyi davranışlarda bulunanın bağışlanmasında somutlaşan rahmeti üzerine aldığını onlara müjdelemesini emrederek sürüyor. Ayetlerimize inananlar sana gelince onlara de ki selam size Rabbiniz merhametliliği üzerine görev yazdı Buna göre içinizden kim bilmeyerek bir kötülük işler de arkasından tevbe edip kendini ıslah ederse hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır merhametlidir Ebu Cafer et taberi şöyle diyor, bize henat be, sırri, bize Ebu Zeyd, esasdan, kardus essa, lebiden, o da İbni Mesud'dan nakletti, yanında Süheyb, Ammar, Bilal ve Habbab gibi garip Müslümanlar bulunduğu bir sırada Kureyş ileri gelenlerinden bir grup peygamberin salat ve selam üzerine olsun yanına uğrayıp şöyle dediler. Ya Muhammed kavmin arasında bunlardan mı hoşnut oldun bunlar mı Allah'ın aramızda lütufta bulunduğu kimseler bunları yanından kov şayet onları kovarsan sana uyabiliriz bunun üzerine şu ayetler nazil oldu Sırf Rabb'lerinin rızasını dileyerek sabah akşam ona yalvaranları yanından kovma onların hesabından sana ve senin hesabından onlara bir şey düşmez ki bu yüzden onları kovarak zalimlerden olasın Kendini beğenmiş Allah'ın aramızdan seçerek lütfuna layık gördükleri bunlar mıdır desinler diye biz onları işte böyle sınavdan geçirdik Allah şükredenleri herkesten iyi bilen değil mi Yine Taberi şöyle diyor, bana, Hüseyin B, A, -M -R B, Muhammed El Ankazı anlattı, bize babam anlattı, bize Esbat, Süddi'den anlattı, o da Ebu Said El Ezdi'den anlattı, bu adam EZD kabilesinin okur yazarıydı, o da Ebu Kunud'dan, Habbab'ın Yüce Allah'ın şu sözü hakkında. Sırf Rabblerinin rızasını dileyerek sabah, akşam ona yalvaranları yanından kovma. Onların hesabından sana ve senin hesabından onlara bir şey düşmez ki. Bu yüzden onları kovarak zalimlerde olasın. Ardından. Sırf Rabblerinin rızasını dileyerek sabah akşam ona yalvaranları yanından kovma onların hesabından sana ve senin hesabından onlara bir şey düşmez ki bu yüzden onları kovarak zalimlerden olasın kendini beğenmişler Allah'ın aramızdan seçerek lütfuna layık gördükleri bunlar mıdır desinler diye biz onları işte böylece sınavdan geçirdik Allah şükredenleri herkesten iyi bilen değil mi Ayetlerimize inananlar sana gelince onlara de ki, selam size, Rabbiniz merhametliliği üzerine görev yazdı, buna göre içinizden kim bilmeyerek bir kötülük işler de arkasında tevbe edip kendini ıslah ederse, biç kuşkusuz, Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kağıdı elinden bıraktı sonra da bizi çağırdı ve şöyle dedi: "Selam size. Rabbiniz merhametliliği üzerine görev yazdı." Biz de onun yanında oturduk. Kalkmak isteyince de kalktı ve yanımızdan ayrıldı. Bunun üzerine yüce Allah şu ayeti indirdi: Sırf Rabblerinin rızasını dileyerek sabah, akşam ona yalvaranlarla beraber sabret, dünya bayatının çekiciliğini isteyerek gözlerini o kimselerden ayırma, kehefe, 28. Habbab diyor ki, bundan sonra Hazreti Peygamber yanımızda otururdu, kalkması gereken saat gelince, kalkıp gitmesi için önce biz kalkıp onu yalnız bırakırdık, İbni Kesir tefsirinde bu hadis hakkında şu değerlendirmeyi yapmaktadır, bu hadis gariptir, çünkü bu ayet Mekke'de inmiştir, akrabe, habis ve uyeyne ise hicretten bir süre sonra Müslüman olmuşlardır, ben bu değerlendirmeye bir anlam veremedim, çünkü bu sözleri kesinlikle Müslüman olmalarından önce söylemişler, Müslümanken böyle bir şey söyleyemezdi, dolayısıyla bu rivayetle onların hicretten. Bir süre sonra Müslüman olmaları arasında çelişki söz konusu değildir, onlar sözleri karşılık görmedi diye o gün İslam'dan yüz çevirmişlerdi. Bundan sonra Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun onları gördüğü zaman selamla başlar ve şöyle derdi: Ümmetimin içinde kendilerine selam vermekle emr olunduğum kimseleri var eden Allah'a hamdolsun. İnanmış insanların değeri Müslim'in sahihinde Aziz B. Erdan şöyle rivayet edilir, Ebu Süfyan, Süheyb ve Bilal'e rastladı ve onlardan tiksindi, bunun üzerine onlar, Allah'a andolsun ki, Allah'ın kılıçları onun düşmanlarından intikam almaktan alıkonmuş değildirler, dediler, Habbab diyor ki, bunun üzerine Ebu Bekir, bunları Kureyş'in önderi ve efendisi için mi söylüyorsunuz, dedi, sonra da Hazreti Peygamber'e gidip haber verdi, Resulullah, Allah, ey Ebu Bekir, belki de onları kızdırmışsın. Şayet onları kızdırmışsan, kuşku yok ki Allahı kızdırmışsın demektir. Buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir yanlarına gidip, ey kardeşlerim, sizi kızdırdım mı? dedi. Onlar da, hayır, Allah seni bağışlasın, kardeşimiz dediler. Şu nasların üzerinde uzun uzadıya düşünmemiz gerekir. Aynı şekilde bütün insanlık da buna muhtaçtır. Kuşkusuz bu naslar sırf insan hakları konusunda bir takım ilke, değer ve teoriyi temsil etmemektedirler. Olay bundan çok daha büyük ve boyutludur. Bu hükümler insanlık hayatında fiilen gerçekleşmiş olağanüstü bir olguyu, bu dinin tüm insanlık bazında gerçekleştirdiği geniş boyutlu değişimi temsil etmektedir. Bu hükümlerin değeri o gün için insanlığa bütün noktaları ve aşamalarıyla cahiliye bataklığında yükselen bir çizgi belirlemesindedir. İslam Arapları bu bataklıktan çıkarmış, onları yükselttiği erişilmez dorukların düzeyine ulaştırmıştır. Yeryüzünde insanlığın elinden tutup bu bataklıktan çıkararak ulaştıkları zirveye yükseltecek bir konuma getirmiştir. Burada cahiliye iğrenç görünümü, komik ölçüleri ve basit değerleriyle belirginleşmektedir. Soy ve ırk taasubu, malı ve sınıfsal farklılıklar gibi birçok değerler, şu adamların bir kısmı Arap değildi, bir kısmı da eşraf takımından değildi, aralarında servet sahibi bir kimse de yoktu, her cahiliye toplumunda geçerli olan günümüz cahiliye toplumlarının ırk, renk ve sınıf kanlıkları arasında bunların üzerine çıkamadığı aynı aynı değerler. Bütün insanlık gibi Arapların, cahiliye döneminde içinde yüzdükleri iğrenç bataklık ise, Kureyş'in ileri gelenlerinin şu sözlerinde gayet açık bir şekilde somutlaşmaktadır. Ya Muhammed kavmin arasında bunlardan mı hoşnut oldun, bunlar mı Allah'ın aramızda lütufta bulunduğu kimseler, biz şimdi bunlara mı uyacağız, kov şunları yanından, şayet onları kovarsan belki sana uyarız, aynı şekilde akrabe, habis et ve ve Uyeyne B, H, I, S, N, El Fizari'nin, Bilal, Süheyb, Amman, Habbab ve benzeri gariplerden oluşan peygamberin salat ve selam üzerine olsun arkadaşlarını küçümsemelerinden ve peygambere söyledikleri şu sözlerden de iyice belirginleşmektedir. Bizim için, Arapların üstünlüğümüzü görecekleri bir meclis ayırmanı istiyoruz, Arap heyetleri yanına geldiklerinde bizi şu kölelerle birlikte görmelerinden utanıyoruz nasıl ki cahiliyenin iğrenç bataklığı Kureyş'in ileri gelenlerinin sözlerinde Akra ve Ümeyne'nin düşüncelerinde belirmektedir ise aynı şekilde İslam'ın erişilmez zirvesi de yüce Allah'ın peygamberine salat ve selam üzerine olsun yönelik buyruğunda somutlaşmaktadır. Bu, cahiliye bataklığı, erişilmez dorukta ise İslam yer alıyor, İslam şu komik değerler, şu basit hedefler ve şu kof çığırtkanlıklar için ölçüler koymaz, o gökten inmiştir, yerden bitmiş değildir, çünkü yeryüzü bataklığı kendisidir, şu garip, yeni ve ulu bitkiyi yetiştirmesi mümkün olmayan bataklık, İslam, buyrukları uygulanan bir dindir, ilk uygulayan da Muhammed salat ve selam üzerine olsundur, kendisine gök vahiy gelen, Allah'ın peygamberi Muhammed, bundan önce Haşimoğulları'nın gözdesi, Kureyş'in zirvesi Muhammed, sonra Ebu Bekir, şu kullar, hakkındaki İslam'ın buyruğuna uyuyor, Allah'ın peygamberinin arkadaşı Ebu Bekir, evet şu kullar, herkesin ve her şeyin kulluğundan sıyrılıp tek başına Allah'a kul olanlar, nitekim yukarıda anlatılanlar bu kullara ilişkindi. Kendini beğenmişler Allah'ın aramızdan seçerek lütfuna layık gördükleri bunlar mıdır desinler diye biz onları işte böylece sınavdan geçirdik. Allah şükredenleri herkesten iyi bilen değil midir? Ayetlerimize inananlar sana gelince onlara de ki selam size Rabbiniz merhametliliği üzerine görev yazdı buna göre içinizden kim bilmeyerek bir kötülük işler de arkasından tevbe edip kendini ıslah ederse hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır merhametlidir İslam'ın bu erişilmez zirvesi peygamberi salat ve selam üzerine olsun. Şu kullarla olan ilişkilerinde belirginleşmektedir. Muhammed b Abdullah b Abdülmuttalib b Haşim bundan başka Allah'ın peygamberi onun yarattıklarının en hayırlısı ve hayatı şereflendiren varlıkların en üstünü olduğu halde, Yüce Allah'ın onlarla konuşmaya selamla başlamasını, onların yanında sabretmesini, onlar kalkmadıkça kendisinin kalkmamasını emrettiği Peygamber. Bu nasıl bir şeydir ki insanlığın hayatında bu derece dehşet verici bir şekilde gerçekleştirmiştir? İnsanların pratik hayatlarında tamamlanan bu derin inkılap nasıl bir şeydir? Yeryüzü aynı yeryüzü, ortam aynı ortam, ekonomi aynı ekonomi ve her şey olduğu gibi yerli yerinde durduğu halde değerlerde, sistemlerde, duygu ve düşüncelerde aynı anda meydana gelen bu değişim nedir acaba? İnsanlardan birine gökte vahiy geliyor, bu vahide Allah katından bir güç vardır, üzerinde birikmiş tortuların ötesinden hitap ediyor insan fıtratına, şu bataklıkta bocalayanlara yöneliyor, onları yol boyunca erişilmez doruklara, yükseğe, daha yükseğe, oraya İslam'ın katına çıkmaya teşvik ediyor. Ama İslam orada, zirvede duruyor, insanlığın ulaştığı o aydınlık çizgiyi çizdiğinden beri, İslam orada yüce Allah'tan insanlığa yönelik bir rahmet olarak duruyor, olabilir ki, insanlık ayaklarını çamurdan çıkarır, dikkatlerini topraktan kurtarıp yukarıya yöneltir, bir kez daha o aydınlık çizgiyi görür, yine bu dinin çağrısına kulak verir, İslam'ı takip ederek bir daha o göz alıcı doruklara yükselir yolların B E L İ R G İ N L E Ş M E S İ Günahkarların yolu açıkça belli olsun diye ayetlerimizi işte böyle ayrıntılı biçimde açıklarız. Peygamberlik ve peygamberin tabiatını bu denli net ve açık bir şekilde sunduğu gibi bu inancı her türlü süsten, yaldızdan arındırmış bir şekilde sunan, bu inancın insanlık hayatından söküp atmak için geldiği değer ve ölçülerle yerleştirmek için geldiği değer ve ölçüleri birbirinden ayıran bu bölümü sunar. Böyle bir metod ve yol takip ederek, böyle bir açıklama ve ayrıntıya başvurarak, bu gerçek hakkında bir kuşku ve bu konuda bir kapalılık bırakmayan ayetleri açıklarız. Bundan sonra mucize istemeye gerek kalmaz, çünkü Kur'an'ın akışında şu örneği sunulan bu metod aracılığıyla gerçek son derece açıktır, konu gözler önündedir. Bununla beraber surenin içinde hidayet kanıtlarına ve imanın belirtilerine ilişkin olarak geçen tüm ayrıntılar, gerçeklere ilişkin tüm açıklamalar ve pratik hayata ilişkin tüm mesajlar yüce Allah'ın şu sözünün kapsamına girmektedir. Ayetlerimizi işte böyle ayrıntılı biçimde açıklarız. Günahkarların yolu açıkça belli olsun diye Oldukça ilginç bir şey, bu Kur'an metodunun inanç ve inançla hareket etmeye ilişkin stratejisini gözler önüne sermektedir. Kuşkusuz bu metod, salih müminler yolunun açıkça belli olması için sırf gerçeğin açıklanıp ortaya konmasını amaçlamaz. Bunun yanı sıra, günahkar sapıkların yolunun açıkça belli olması için batılın açıklanıp ortaya konmasını da amaçlamaktadır. Çünkü günahkarların yolunun açıkça belli olması, Müminlerin yolunun açık seçik belli olması için bir zorunluluktur. Bu kural yol ayrımını belirleyen bir çizgi konumundadır. Böylece hem peygamberin hem de müminlerin gönüllerinde kendilerine düşman olanların suçlular oldukları düşüncesinin sağlam, açık ve kesin bir şekilde yer etmesi amaçlanmaktadır. Küfrün, kötülüğün ve suçluluğun açığa çıkarılması imanın, hayrın ve iyiliğin netleşmesi için zorunludur. Suçluların yolunun açık seçik belli olması ayetlere ilişkin ilahı açıklamanın hedeflerinden biridir. Çünkü suçluların konumları ve yollarına ilişkin olarak beliren herhangi bir karanlık nokta ve kuşku müminlerin konumlarına ve yollarına yansır. Çünkü bunlar birbirlerine karşı duran iki sayfa, birbirlerine aykırı iki yol bu yüzden renklerin ve çizgilerin açığa kavuşması kaçınılmazdır. İslam Arap Yarımadası'nda müşriklerle karşı karşıya geldiği günlerde bu belirginlik ortaya konmuş ve bu netlik eksiksiz bir şekilde gerçekleşmişti. Salih Müslümanların yolu Allah'ın peygamberi salat ve selam üzerine olsun ve beraberindekilerin yoluydu. Suçlu müşriklerin yolu ise onlarla birlikte bu dine girmeyenlerin yoluydu. Bu belirgin ve netliğin yanında, suçluların yolu açık, seçik belli olsun diye Kur'an iniyor ve bu bu surede örnekleri geçtiği şekilde yüce Allah ayetleri yanıtlı biçimde açıklıyordu. İslam'ın şirk, putperestlik, Allah tanımazlıkta semavi bir temele dayanmakla beraber beşeri tahrifatların değiştirip bozduğu değişik, tahrif olmuş dinle karşılaştığı sıralarda evet İslam'ın bu gruplar ve akımlarla karşılaştığı sıralarda salih müminlerin yolu ile kafir ve suçlu müşriklerin yolu açık açık gözler önündeydi. Birbirlerine karışmalarına imkan yoktu. Bugün yeryüzünde isimleri Müslüman ismi, kendileri de Müslüman bir sülaleden gelen milletler vardır, yine bir zamanlar İslam yurdu olan bir takım ülkeler vardır, ancak bu milletler, günümüzde bu anlamda Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik etmedikleri gibi bu ülkelerde, bu anlamın gereği olarak günümüzde Allah'ın dinini din edinmiyorlar. İşte gerçek İslami hareketlerin bu ülkelerde bu milletlerle karşılaşırken önüne çıkan büyük zorluk budur. Bu hareketlerin karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk bir yandan Allah'tan başka ilah yoktur ilkesinin ve İslam'ın anlamının etrafını, diğer yandan şirk ve cahiliye anlamlarının etrafını kuşatan belirsizlik, kapalılık ve karışıklıktır. Bu hareketlerin karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk salih Müslümanların yolu ile suçlu müşriklerin yolunun açık açık belli olmaması, işaret ve özelliklerin karışması, isim ve sıfatların birbirine girmesi, yolların ayrılış noktasını seçemeyecek kadar bir şaşkınlığın egemen olmasıdır. Sorununa dönüşür. Yüce Allah'ın ve peygamberinin salat ve selam üzerine olsun sözlerine değil işte en büyük zorluk budur, her nesilden Allah davasının taraftarlarının aşması zorunlu olan bir engeldir bu. İnsanları Allah'ın yoluna davet edenler, gerçek kesin sözü söyleme konusunda uzlaşmaya, yağcılığa yeltenmemelidirler, içlerinde bir korku ve endişe duymamalıdırlar, kınayanın kınamasından ya da, bakın, Müslümanları tekfir ediyorlar, diye bağıran çırtkanlardan etkilenmemelidirler. Günahkarların yolu açıkça belli olsun diye ayetlerimizi, işte böyle ayrıntılı biçimde açıklıyoruz. Kuşkusuz bir takım aldanmışların sandığı gibi İslam'ın böyle bir ciddiyetsizlik, bu tür bir cıvıklıkla ilgisi yoktur, İslam açık seçik ortadadır, küfür de öyle, İslam vurguladığımız anlamda Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik etmektir. Kim bu şekilde şahitlik etmezse ve onu hayatta bu şekilde uygulamazsa, onun hakkındaki Allah ve Peygamberinin hükmü şudur, bu adam kafirdir, zalimdir, fasıktır, suçludur. Günahkarların yolu açıkça belli olsun diye ayetlerimizi, işte böyle ayrıntılı biçimde açıklıyoruz. Ve hiç kuşkusuz ulu Allah doğru söylüyor. Evet, Allah'a davet edenler bu engeli aşmak zorundadırlar. Bütün enerjilerini bir şüpheye kapılmadan, bir kapalılığa takılmadan ve karışıp ciddiyetini kaybetmeden Allah yolunda harcamaları için vicdanlarında bu açıklığı gerçekleştirmelidirler. Çünkü kendilerinin kesin olarak Müslüman olduklarına, yollarına çıkanların, engel olanların, insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların suçlular olduklarına içtenlikle inanmadıkları sürece bütün enerjilerini dava uğruna harcayamazlar. Bu işin bir iman küfür meselesi olduğuna, kendileriyle milletlerinin yol ayrımında olduklarına, kendileri bir inanç sistemine milletlerinin başka bir inanç sistemine, kendilerinin bir dine, milletlerinin bir başka dine mensup olduklarına kesin bir şekilde inanmadıkları sürece yolun zorluklarına direnmeleri, dayanmaları mümkün olmayacaktır. Bu mesajda yeniden ilahlık gerçeği ne dönülmektedir. Peş peşe gelen ayetlerin akışı içinde yer alan geçen dalgada da peygamberlik ve peygamber gerçeği yer alınıştı. Geçen bölümün sonunda anlattığımız gibi suçluların yolu ile müminlerin yolunun açıklanması da ayetlerin akışında ele alınmıştı. Bu mesajda ilahlık gerçeği birçok taraftan belirginleşmektedir. Kur'an ayetlerinin sunuluşu esnasında ayrıntılı bir şekilde açıklamadan önce bunu burada özetleyelim. Bu gerçek Resulullah S. A. S. I. n gönlünde belirginleşmektedir. Çünkü o içinde Rabbinden sunulmuş bir kanıt buluyordu ve ona pürüzsüz inanıyordu. Yalanlayanların yalanlaması onu sarsmıyordu. Bu yüzden kendisini tamamen Rabbine adıyordu. Onların sapıklığından ve kendisinin doğru yolda oluşundan emin olarak kavmine karşı kesin tavrını takınıyordu de ki sizin Allah dışında yalvardığınız ilahlara tapmak bana yasaklandı de ki ben sizin keyfi arzularınıza uymam uyarsam sapıtmış doğru yolda gidenlerden olmamış olurum de ki, ben Rabbimden gelen kesin bir delile dayanıyorum, siz ise onu yalanladınız, bir an önce gerçekleşmesini istediğiniz azap da benim yetkimde değildir, egemenlik Allah'ın tek elindedir, o gerçeği açıklar ve o ayı rede edici hükmü verenlerin en hayırlısıdır. Bu gerçek yüce Allah'ın gaybı bilmesinden ve bu bilgisinin varlık aleminde olup biten her şeyi kuşatmış olmasından da açığa çıkmaktadır. Hem de sadece Allah için olabilecek bir biçimde ve ancak onun tasvir edebileceği bir şekilde. İlahlık gerçeği, yalanlayanlara karşı Yüce Allah'ın süre tanımasında ve yalanlamaları durumunda evrende yürürlükte olan sünneti uyarınca azap etmede acele etmemek için maddi isteklerine karşılık vermeyişinde belirginleşmektedir. Kuşkusuz Yüce Allah bu isteklerini yerine getirebilirdi. Ayrıca meydana gelmesini sabırsızlıkla istedikleri şey Resulullah, s.a.s.ın yapabileceği bir şey olsaydı, bunu yapmaktan geri kalmayacaktı çünkü onlardan ve mesajını yalanlamalarından büyük sıkıntı duyuyordu. O halde onlara bu şekilde süre tanınmış olması yüce Allah'ın ilminin ve rahmetinin bir belirtisidir. Aynı şekilde hanlığının iyice açığa çıktığı bir alandır da de ki eğer bir an önce gerçekleşmesini istediğiniz azap benim yetkimde olsaydı aramızdaki mesele çoktan çözümlenmiş olurdu. Allah zalimleri herkesten iyi bilir. Bu gerçek yüce Allah'ın insanlar üzerindeki egemenliğinde ve uyku uykusuzluk, ölüm canlılık gibi dünya ve ahiretteki kullarının her türlü durumu üzerindeki tartışmasız hükümranlığında belirginleşmektedir. Sizi geceleyin öldüren ve gündüzleyin neler yaptığınızı bilen odur. Sonra o sizi gündüzleyin diriltir, belirli hayat süreniz dolsun diye, sonra onun huzuruna döneceksiniz de o yapmış olduklarınızı size haber verecektir. Hiçbir görev kusuru yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra o canlar gerçek sahipleri olan Allah'a götürülürler. İyi biliniz ki egemenlik yalnız onun tek elindedir ve hesap görenlerin en çabuğudur. De ki sizi bu zor durumdan ve bütün sıkıntılardan kurtaran Allah'dır, sonra da ona ortak koşuyorsunuz de ki o size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından azap göndermeye veya düşman grupları ayırarak size birbirinizin hıncını birbirinizin terörünün acısını tattırmaya kadirdir ola ki anlarlar diye ayetlerimizi çeşitli açılardan nasıl açıkladığımızı görüyor musunuz 56'de ki, sizin Allah dışında yalvardığınız ilahlara tapmak bana yasaklandı, de ki, ben sizin keyfi arzularınıza uymam, uyarsam sapıtmış, doğru yolda gidenlerden olmamış olurum. 57'de ki, ben Rabbimden gelen kesin bir delile dayanıyorum, nokta siz ise onu yalanladınız, bir an önce gerçekleşmesini istediğiniz azap da benim yetkimde değildir, egemenlik, Allah'ın tek elindedir, o gerçeği açıklar ve o ayı rd edici hükmü verenlerin en hayırlısıdır. 58'deki eğer bir an önce gerçekleşmesini istediğiniz azap benim yetkimde olsaydı aramızdaki mesele çoktan çözümlenmiş olurdu Allah zalimleri herkesten iyi bilir bu dalga, birçok yönden insan gönlünü, ilahlık gerçeği ile yüz yüze getiren değişik melodilerde somutlaşan duygulandırıcı etkenleri bünyesinde toplamaktadır. Bu derin etkenler arasında, Rabbinin kendisine ettiğini duyurması, bunun dışında başka bir şey yapamayacağını belirtmesi, ondan başkasına uyamayacağını ve başkalarından ilham alamayacağını bildirmesi için Peygamberimize yönelik şu tekrarlanan melodi yer almaktadır. De ki, de ki, de ki. Yüce Allah peygamberine Allah'ın selamı üzerine olsun müşrikleri bu şekilde karşılamasını ve daha önce bu surede benzerini emrettiği gibi onlara karşı kesin tavırlı olmasını emretmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmuştu de ki en büyük şahitlik kiminkidir de ki benimle sizin aranızda Allah şahittir bu kuran gerek sizi gerekse ulaştığı herkesi uyarayım diye bana vahyedildi sizler Allah ile birlikte başka ilahlar olduğuna mı şahadet ediyorsunuz de ki ben buna şahadet etmem de ki o tek bir ilahdır ve ben sizin ona koştuğunuz ortaklardan uzağım en'am suresi 19 Müşrikler, Resulullah'ı kendi dinlerine uymaya çağırıyorlardı, onlar da onun dinine uyacaklardı, şayet tanrılarına secde edecek olursa, onlar da onun ilahına secde edeceklerdi, bütün bunlar olabilirmiş gibi, şirk ile İslam bir kalpte barınabilirmiş gibi ve sanki Allah'a kulluk, ondan başkasına kulluk yapmakla birlikte yerine gelebilecekmiş gibi, oysa Yüce Allah, kullarından kulluğu sadece kendisine özgü kılmaları istemektedir. Herhangi bir şekilde ondan başkasına kullukla karıştırdıkları zaman kendisine yönelik kulluklarını kabul etmeyeceğini belirtmektedir. Realite açısından baktığımızda, müşriklerin sadece putları ve heykelleri Allah'a ortak koşmadıklarını görürüz, bunların yanında cin, melek ve insanları da ortak koşuyorlardı, onların fert ve toplum için kanun koyma yetkisini tanımaktan başka bir şekilde insanları Allah'a ortak koşmaları söz konusu değildi, bu insanlar bir takım kurallar belirliyor, gelenekler meydana getiriyorlardı, aralarındaki anlaşmazlıklarda gelenek ve görüşlerine göre hükümler koyuyorlardı. Ardından ikinci mesaj yer almaktadır. Bu da birinci mesaja bağlı ve onun bütünleyicisi konumundadır. Her ne kadar Resulullah (s.a.s) Allah'tan başka dua edilen ve üstün tutulan herhangi bir şeye kulluk yapmaktan alıkonuluyorsa da 56. ayette geçen ellezine eşittir kimseler kelimesi üzerinde durulmayı gerektirmektedir. Çünkü ellezine eşittir kimseler kelimesi akıl sahibi canlılar için kullanılmaktadır. Şayet ayette putlar, heykeller ve benzeri şeyler kastedilmiş olsaydı ellezine eşittir kimseler deyimi yerine ma eşittir şeyler deyimi kullanılacaktı. O halde ellezine eşittir kimseler deyimiyle put, heykel ve benzeri şeylerin yanında başka bir türün kastedilmiş olması gerekmektedir. Ellezine eşittir kimseler zamiri ile akıl sahibi bir tür ifade edilmiş olsa gerektir. Ayetin anlamında daha çok akıl sahipleri kastedildiğinden çoğunlukla da akıl sahiplerinin sıfatıyla nitelendirilmiş Demiştir. Bu anlayış bir yandan realiteye, öte yandan burada anlatılan İslami terimlere uygun düşmektedir. De ki, ben Rabbimden gelen kesin bir delile dayanıyorum, siz ise onu yalanladınız, bir an önce gerçekleşmesini istediğiniz azap da benim yetkimde değildir, egemenlik Allah'ın tek elindedir, o gerçeği açıklar ve o ayı rd edici hükmü verenlerin en bayırlısıdır. Bu da yüce Allah'ın peygamberine içindeki derin ve net inancı, iç dünyasındaki açık kanıtı ve Rabbine, onun varlığına, birliğine ve kendisine yönelik vahyine ilişkin vicdanında yer eden derin duyguyu, Rabblerini yalanlayan müşriklerin yüzüne haykırmasını emretmesine ilişkindir. Bu da her peygamberin Rabbinden edindiği bilinçtir. Bu bilinci şu ifade veya benzeri ifadelerle dile getirmişlerdir. Nuh, Allah'ın selamı üzerine olsun, bu bilinci, de ki, ey kavmim, Rabbimin katından bir delilim bulunsa ve bana yine katından bir rahmet vermiş ancak bunlar sizden gizlenmiş olsa, söyleyin bana, hoşlanmadığınız halde zorla sizi bunlara mecbur mu ederiz, Hud, 28, şeklinde ifade etmiştir de ki, ey kavmim eğer Rabbimden bir belgem olur ve bana rahmet eder de ben ona baş kaldırırsam, söyleyin, Allah'a karşı bana kim yardım eder, bana zararımı arttırmaktan başka bir şey yapamazsınız, Hud suresi 63. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Bunun üzerine onlara dedi ki: "Allah beni doğru yola iletmişken sizler onun hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben ona koştuğunuz ortaklardan korkmam meğer ki Rabbim hakkımda bir şey dilemiş olsun. Rabbimin bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünmüyor musunuz?" En'am suresi 80 Müjdeci gelip gömleği Yakub'un yüzüne bırakınca hemen gözleri açıldı. Bunun üzerine Yakup, "Ben size Allah katından bilmediğinizi biliyorum." dememiş miydim? dedi. Yusuf Suresi 96. Bu, Yüce Allah'ın gönüllerinde bu gerçeği ortaya çıkardığı dostlarının kalplerinde beliren ilahlık gerçeği, dir, onu içlerinde hazır buluyorlar, bu açık gerçeği derinden hissediyorlar, gönüllerinde bu gerçeğe olan kesin inanç coşmaktadır. Bu Yüce Allah'ın peygamberine, yalanlayan müşriklerin yüzüne karşı haykırmasını emrettiği gerçektir. Bu müşrikler peygamberin Rabbinden getirdiği gerçeği doğrulamak için mucizeler istiyorlardı. Oysa peygamber bu gerçeği gönlünün derinliklerinde tam ve açık olarak hissediyordu. Aynı şekilde onun Allah tarafından gönderildiğini doğrulamak için üzerlerine bir mucize ya da gökten bir azap indirmesini istiyorlardı. Oysa peygamber Allah'ın selamı üzerine olsun peygamberlik ve peygamber gerçeğini duyurmak ve bu gerçekle ilahlık gerçeğini bütünüyle birbirinden ayırmakla emr olunmuştu bir de meydana gelmesini sabırsızlıkla istedikleri şeyin elinden gelmediğini bunun sadece yüce Allah'ın yetkisinde olduğunu çünkü kendisinin ilah olmayıp sadece bir peygamber olduğunu bildirmesi emredilmişti bir an önce gerçekleşmesini istediğiniz azap da benim yetkimde değildir. Egemenlik Allah'ın tek elindedir. O gerçeği açıklar ve o ayı r'd edici hükmü verenlerin en hayırlısıdır. Kuşkusuz mucize meydana gelip onlar da yalanladılar mı, artık azaba uğramaları karara bağlanmış bir hükümdür, karar verip hükmetme yetkisi de sadece Allah'a aittir. Çünkü gerçeği anlatıp haber veren yalnızca O'dur, Hakka Çağman ile onu yalanlayan arasında hükmedecek de O'dur, bu veya o konuda yarattıklarından birinin herhangi bir yetkisi söz konusu değildir. Bu şekilde peygamber yüce Allah'ın kullarının üzerine indirdiği herhangi bir musibet olayında bir müdahalesinin ve gücünün bulunmadığını belirterek kendini soyutlamış oluyor. Çünkü bu olay hanlığın alanına giren bir olaydır ve onun özelliklerindendir. O ise tebliğ etmek ve uyarmak için kendisine vahiy edilen bir insandır. Yoksa musibetler indirmek ve hüküm vermek peygamberin yetkisinde değildir. Gerçeği anlatıp haber veren Yüce Allah olduğu gibi bir konuyu karara bağlayıp hükmeden de odur. Bundan sonra yüce Allah'ın zatın ı ve özelliklerini kulların kişiliklerinden kesinlikle tenzih ve soyutlamadan başka bir şey söz konusu değildir. De ki: Eğer bir an önce gerçekleşmesini istediğiniz azap benim yetkimde olsaydı, aramızdaki mesele çoktan çözümlenmiş olurdu. Allah zalimleri herkesten iyi bilir. Kuşkusuz sabırlı olmada, yumuşak davranmada ve süre tanımada insanın gücü sınırlıdır. Doğal olarak halım, güçlü ve ulu Allah'tan başkası, isyan, azgınlık ve büyüklenme karşısında insanlara yumuşak davranıp süre tanıyamaz. Hashtag at. Şüphesiz ulu Allah doğru söylüyor, çünkü insan kimi zaman canı boğaza dayandıracak kadar can sıkıcı kimseler görür, sonra bakar ki, yüce Allah onlara mülkünden büyük bir genişlik bahşetmekte ve onları yedirip içirmektedir, kimi zaman üzerlerine bol yağmurlar indirmektedir, her şeyin kapısını açmıştır onlara, insan, müşrikler kendisine yüzünü gözünü tanınmaz hale sokacak kadar sert darbeler indirirken, Ebu Bekir in Allah'ın selamı üzerine olsun. Söylediğinden başka söyleyecek söz bulamıyor. Ya Rabbim ne kadar halimsin? Ya Rabbim ne kadar halimsin? Kuşkusuz bu yalnızca yüce Allah'ın ilmidir. Bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş onları sonlarına yaklaştırmaktadır. Yüce Allah bilerek onlara süre tanımaktadır. Onları bir süre için bekletmesinin bir hikmeti vardır. İstediklerine karşılık verip ardından üzerlerine acıklı bir azap indirileceği halde yavaştan almasının bir nedeni vardır. Yüce Allah'ın zalimleri bilmesi münasebetiyle ve ilahlık gerçeğinin açıklamasına yeniden dönülmesi esnasında bu gerçek derin ve önemli bir alanda belirginleşmektedir. Gizli, gayb alanında ve yüce Allah'ın bu gaybı bütünüyle kuşatmış bilgisinde ortaya çıkmaktadır bu gerçek. Bu bilginin eşsiz bir tablosu çizilmektedir. Uzaktan bu bilginin boyutlarına ve ufuklarına işaret eden uzun menzilli oklar gönderilmektedir. 59 gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onu yalnız o bilir. Mutlaka onun bilgisi altında dalından düşen her yaprak, yerin karanlık derinliklerindeki her tane, yaş kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Bu yüce Allah'ın kapsamlı, her şeyi kuşatıcı ilminin bir tablosudur. Zaman ve mekanda, yerde ve gökte, karada ve denizde, yerin altında ve gök tabakalarında diri, ölü, kuru ve yaş hiçbir şey bu bilgiden kaçmaz ancak bizim insan olarak bilinen üslubumuzla söylediklerimiz nerede Kur'an'ın bu olağanüstü ahengi nerede yalnızca ezbere söz söylemekten ibaret ifademiz nerede şu derin olduğu kadar gönüllere ilham akıtan tasvir nerede İnsan hayalı, bu kısacık ayetin ötesine geçip bilinen ve bilinmeyen ufuklara, görünen ve görünmeyen aleme kanatlanıyor, uçsuz bucaksız evrenin her köşesinde ve görünen evrenin sınırlarının ötesinde adım adım Allah'ın ilmini izliyor, her vadide, her derede çeşitli tablo ve sahnelerle karşılaşırken insanın içi ürperiyor, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecekte mühürlü boyutları, ufukları ve derinliği bitmez tükenmez gayb perdelerini kaldırıyor ya da kaldırmaya çalışıyor oysa bilinmezliklerin anahtarı yüce Allah'ın katındadır ondan başkası bilemez Bütünüyle Allah'ın bilgisine açık karanın bilinmezliklerinde, denizin dipsiz derinliklerinde dolanıp duruyor insan hayalı, yeryüzünün tüm ağaçlarından kopan sayısız yaprakları izliyor, orada, burada ve şuracıkta kopan her yaprağı görmektedir Yüce Allah, yerin derinliklerinde gizlenmiş hiçbir tane Allah'ın gözünden kaçmaz, içindeki hiçbir şeyin Allah'ın kuşatıcı bilgisinin dışında kalmadığı uçsuz bucaksız evrende yer alır olan yaş, kuru her şey onun kontrolündedir. Bu başları döndüren ve akılları şaşırtan bir gezintidir. Zamanın boyutlarına, mekanın ufuklarına, görülen ve görülmeyenin, bilinen ve bilinmeyenin derinliklerine yapılan bir gezintidir. Mesafesi oldukça uzun, alanı son derece geniştir bu gezintinin. Hayal bu gezintiyi tüm boyutlarıyla düşünmekten aciz kalıyor. İşte böyle birkaç kelimede bu derece titiz, eksiksiz ve kapsamlı çizilmektedir bu tablo. Ne yönden bakarsak bakalım şu kısacık ayete Kur'an'ın kaynağıyla konuşan bu mucizeyi göreceğiz. İnsan düşüncesinin yerin karanlıklarında gizlenmiş her tohumla ne ilgisi vardır? Kuşkusuz insanoğlunun en fazla yapabildiği, toprağın altına bizzat gizlediği tohumun gelişmesini gözetmektedir. Ancak toprağın karanlığında gizlenmiş her taneyi izleme konusu insan aklının ilgilenebileceği, varlığını düşüneceği ve kapsamlı bir bilgiye dayanarak sözünü edebileceği bir konu değildir. Toprağın karanlıklarında örtülü tanenin sayı sını ancak yaratan bilir bundan söz etmek de ona yakışır yaş kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır ifadesindeki bu kesinlikle insan İnsan, dalından kopmuş her yaprağın, gizlenmiş her tohumun, yaş kuru her şeyin açık bir kitapta, korunmuş bir kütükte kaydedilmiş olmasını düşünmez, neden böyle bir şey yapsın ki, bundan yararı ne olacaktır, bir kütükte kaydetmeye neden önem versin, ancak bunları sayan, kaydeden, mülkün sahibidir, mülkünden hiçbir şey bilgisinin dışında değildir, bu konuda küçük de büyük gibidir ve basit önemli biridir, örtülü olan, anla açıkta olan fark etmez bilinmezle bilinen uzakla yakın hep aynıdır Kur'an'da yer alan bu ve benzeri ayetler bile bu yüce kitabın kaynağını bilmek için yeterlidir Belli bir bilinç düzeyine ve ifade gücüne sahip insanlar, insan düşüncesinin ve ifade etme yeteneğinin sınırını çok iyi bilirler, insan olarak yaşadıkları deneyimlere dayanarak buna benzer bir sahnenin insanın hatırına gelemeyeceğini ve bu şekil bir ifadenin insandan kaynaklanamayacağını bilirler, bu konuda tartışmak isteyenler, tüm insan sözlerine baksınlar, bunun gibi bir yönelişle karşılaşacaklar mı bakalım. Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onu yalnız o bilir. Zaman ve mekanda, geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte, hayatta meydana gelen olaylarda ve iç düşüncelerdeki mutlak bilinmezlikteki uzaklık ufuklar ve dipsizlik. Görülen alemdeki uzaklığı, ufukları ve derinlikleri aynı düzeyde, aynı genişlik ve kapsayıcılıkta bilir. Gözle görülen alemdeki bu uzaklık, ufuklar ve derinlik perdeli gayb alemine uygun düşmektedir. Ölüm ve yok oluş olayı, yücelerden aşağılara, hayattan yokluğa düşüş hareketi. Yerin karanlıklarında olan tane dipten yüzeye gizlilikten ve sessizlikten patlamaya ve serbest diye doğuş ve gelişim hareketi yaş kuru her şey apaçık kitaptadır kapsamlı bir genelleme genel anlamda her canlıda parlayıp solan hayat ve ölümü içine almaktadır bu yöneliş ve hareketleri kim meydana getirmektedir? Şu uyum ve güzelliği var eden kimdir? Bunun gibi kısacık bir ayette bütün bunları ve şunları oluşturan kimdir? Allah'tan başka kim olabilir? Şimdi de yüce Allah'ın şu sözü üzerinde biraz duralım. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka kimse bilemez onu. Düşüncesindeki uyuma denk bir şekilde yoktan var olup varlıklar arasında görülür. Çok yönlü birbirleriyle uyum içinde olan eksiksiz bu gerçeklerin tümü bu tefsire elimizden geldiğince özet olarak bir açıklama yapmamızı gerektirmektedir. Ayrıca sözlerimiz bu tefsirde uyduğumuz metodun sınırlarının dışına çıkmamalıdır. Yüce Allah Kur'an'ın birçok yerinde müminleri gayba inanan kişiler olarak nitelendirmektedir. Böylece bu sıfatı imanın temellerinden biri saymaktadır gayb, anahtarları ve bunlara ilişkin bilginin Yüce Allah'a özgü oluşu konusu üzerinde birkaç söz söylemek için duruyoruz. Bunun nedeni, gayb, olgusunun, İslam inancının temel bir ilkesi ve imanın başlıca kuralıdır. Bir de gayb, görünmez ve gaybiyet, görünmezlik kelimesinin, materyalizmin ortaya çıkışından sonra son günlerde çokça savsaklanması ve bilim ve bilimsellik kelimelerine karşıt gibi gösterilmesinden ötürü türü üzerinde durmamız gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim anahtarlarını Allah'tan başka kimsenin bilmediği bir gayb aleminin olduğunu bildirmektedir. Ayrıca insana bu konuda çok sınırlı bir bilginin verildiğini belirtmektedir. Bu az bilgi de insana yüce Allah'ın bildiği insanın gücü ve ihtiyacı oranında verilmiştir. Buna göre insanlar yüce Allah'ın kendilerine verdiği bilginin ötesinde zan'dan başka hiçbir şey bilemezler. Zan is ise hakka göre hiçbir şey ifade etmemektedir. Ayrıca yüce Allah bu evreni yarattığını, onu değişmez bir kanuna dayandırdığını, insan ilminin bu kanunların bir kısmını araştırıp kavrayabileceğini, gücü ve ihtiyacı oranında bu kanunlara göre hareket edebileceğini ve Rabb'inin katından gelen şeyin gerçek olduğuna olan inancını arttıracak ve pekiştirecek şekilde iç ve dış dünyada bu kanunlardan bir kısmını ortaya çıkararak bileceğini bildirmektedir. Ancak bu ortaya çıkarma olayı insanın bilmediği gayb gerçeğine ilişkin yüce Allah'ın değişmez kanunlarının ihlali anlamına gelmez çünkü bu hep gayb olarak kalacaktır. Ayrıca bu durum yüce Allah'ın iradesinin serbestliğine ve her şeyin Allah'a özgü gaybi bir kader uyarınca meydana gelişi gerçeğine de ters düşmez. İslam inancındaki ve bu inancın gerçeklerinden meydana gelen Müslümanın Allah'a inanmak da bizzat görülmeyene gayba inanmaktır. Çünkü insana göre, yüce Allah'ın zatı bir gaybtir, ona inandıkları zaman görmeden inanıyorlar, fiillerinin etkilerini görüyorlar sadece yoksa ne zatını ne de yaptıklarının mahiyetini kavrıyorlar ahiret yönüne inanmak da aynı şekilde görülmeyene gayba inanmaktır. Çünkü kıyamet insana göre bir gaybtir. Ondan sonra meydana gelecek yeniden dirilme, hesap, mükafat ve ceza Allah'ın anlattıklarını doğrulamak için müminlerin inandıkları birer gaybtır. Ancak onu doğrulamakla imanın gerçekleşebileceği gayb olayı, Kur'an-ı Kerim'in müminlerin pratik durumunu ve kapsamlı inançlarını söz konusu ederken, anlattığı başka gerçekleri de içermektedir. Peygamber kendisine Rabbi tarafından indirilen gerçeklere inandı. Müminler de hepsi birlikte Allah'a, onun meleklerine, onun kitaplarına ve onun peygamberlerine inandılar. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırmayız. Duyduk ve uyduk. Günahlarımızı bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüşümüz sanadır." dediler. Bakara suresi 285 bu ayette peygamberin Allah'ın selamı üzerine olsun. Aynı şekilde müminlerin hep birlikte Allah'a inandıklarını ki bu bir gaybdır. Allah'ın peygamberine indirdiklerine inandıklarını görüyoruz. Yüce Allah peygamberini kendisine indirdiği kitapta gaybın bir kısmından haberdar etmektedir. Nitekim başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. Görülmeyeni bilen Allah, görülmeyeni kimseye göstermez ancak peygamberlerden bildirmek istediği bunun dışındadır. Cin suresi 26 ila 27. Peygamberin ve müminlerin meleklere inanmaları da bir gaybdır. Çünkü insan gücü ve ihtiyacı oranında yüce Allah'ın melekler hakkında bildirdiklerinden başka bir şey bilmez. Bu cüzde melekler konusuna bakınız. Doğrulamayınca imanın varlığından söz edilemeyecek olan bir gayb daha kalıyor, o da, Allah'ın kaderidir, iman hadisinde sözü edildiği gibi, meydana gelmediği sürece bu konuda insan hiçbir şey bilemez. Bununla beraber varlıklar aleminde insanı her yönden bir görülmezlik, bir gayb kuşatmıştır, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek bir gaybtır, insan için, insan bünyesi gaybtır, çevresindeki tüm evren gaybtır, evrenin oluşumu, hareket çizgisi, tabiat ve hareketleri gaybtır, hayatın meydana gelişi, hareket çizgisi, tabiatı ve hareketleri gaybtır, insanın bilmediğinde, aynı şekilde bildiğinde de hep bir gayb mevcut mevcuttur. İnsan bir bilinmezlik denizinde yüzmektedir, değil çevresindeki ve tüm evrenin yapısında olup bitenleri bilmek, çevresindeki evrende, her atomda, atomdaki her elektronda, her hücrede ve hücrenin her dokusunda olacakları bilmek, bizzat içinde bulunduğu durumu ve kendi içinde olup bitenleri bile bilemez. GAYBA göre bilimin konumu Büs bütün gayb, her taraf bilinmezlikle dolu, kısa görüşlü zavallı insanın aklı, bilinmezlik denizinde yüzmektedir, insan, şu koca denizde bir belirti olarak şurada, burada beliren buzul adacıklarına sığınmaktadır yalnızca, Allah'ın yardımı olmasaydı, tüm evreni emrine verip bazı kanunlarını öğretmemiş olsaydı, hiçbir şey yapamayacaktı, buna rağmen şükretmiyor insan, kullarımdan şükredenler çok azdır, sebebi, Suresi, 13, hatta son zamanlarda insan, Yüce Allah'ın evrensel kanunlardan bir kısmını kendisine göstermesinden ve kendisine verdiği az bilgiden dolayı büyüklenmektedir. Büyüklenmekte ve kimi zaman, insan tek başına ayaktadır, iddiasını ileri sürebilmektedir, insanın kendisine yardım edecek bir Tanrı'ya ihtiyaç duymadığını söylemektedir. Evet insan büyüklenmekte ve bilimin, gayba, görülmeze, düşüncedeki ki, bilimselliğin, de, gaybiyefe, görülmezliğe, karşıt olduğunu sanmakta ve, bilimle, gaybın uyuşamayacağını iddia etmektedir, aynen bilimsel mantıkla gayb mantığının uyuşamayacağını iddia ettiği gibi. Aşağıdaki ayet gaybın, görülmezliğin, bütünüyle Allah'ın bilgisince kuşatıldığını göstermektedir. Gaybın anahtarları onun yanındadır, ondan başkası bilemez, Enam Suresi, 59. Bu ayette, gaybı bilenin aynı zamanda her şeyi de gördüğünü belirtmektedir. Amerikalı çağdaş bir bilgin, bilimin ulaştığı gerçeklerden özetle şöyle söz etmektedir yoksa gaybın bilgisi onun katında mı ki görüyor Necm ne suresi 35 ne kastedildiği bizzat sorunun içindedir insanoğlunun bilginlerinin araştırma ve sözlerinden yola çıkarak gayba göre bilim in konumuna bir göz atalım ancak amacımız bu konuda yüce Allah'ın kesin sözünü bunların dedikleriyle doğrulamak değildir bir müminin yüce Allah'ın sözünü insanların sözleriyle tasdik etmeye kalkışması düşünülemez fakat biz bunlara bilim, gayb bilimsellik, gaybilik kavramlarını geveleyenleri doğruluğuna inandıkları insanların sözleriyle muhakeme etmek için göz atıyoruz. Böylece kendi çağlarında yaşayabilmek, çağın akılcılığından ve deneyimlerinin sonuçlarından geri kalmamak için kültür ve bilgi edinmeleri gerektiğini öğrenmiş olurlar. Bizzat insanın araştırması, bilgi ve deneyimleri sonucu tek bilimsel gerçeğin, gayb o olduğunu anlarlar, son deneyim ve sonuçlarının ışığında bilimselliğin tamamıyla, gaybilikle, eş anlamlı olduğunu görürler, gaybiliğin karşıtına gelince o da, bilgisizlik, 17. 18. ve 19. yüzyıllarda yaşanmış ve fakat 20. yüzyılda yaşanmaması gereken bilgisizlik. Bu sözler, bilimin ulaştığı ve ulaşabileceği tüm sonuçların gerçek mahiyetini özetlemektedir. İnsan, sınırlı yöntemleri, hatta öncesizlik ve sonrasızlığa oranla sınırlı olan varlığıyla, bu sonuçlara ulaşmaya çabaladığından, kaçınılmaz olarak varılan bu sonuçlar, insanın mührünü taşıyacaktır. Bunun sonucu olarak da kısa süreli olmak, yanlış ve doğruya ve iptal edilip değiştirilmeye açık olmak gibi insanınkine benzer özellikleri açık olacaktır. Bununla beraber insan, ulaştığı bu zanna dayalı bilgilerinin ötesinde çepeçevre bir, gayb atmosferiyle kuşatılmıştır çevresindeki bu evren evet insan hala çevresindeki bu evrenin kaynağı oluşumu mahiyeti hareketleri zaman ve mahiyeti mekan ve onun zamanla olan ilgisi ve evrende yer alan her şeyin zaman ve mekanla olan ilişkisi hakkında varsayımlar ve kuramlar geliştirip durmaktadır. Şayet evrende fikir ve genel anlamda enerjinin mahiyetinden farklı bir mahiyete sahipse nedir hayat kaynağı nedir nasıl oluşmuştur ne tür bir mahiyete sahiptir hareket çizgisi nasıldır kendisini etkileyen unsurlar nelerdir şu maddi varlıkla ne tür bir ilişkisi vardır Bizzat insanın bünyesinde her an olup biten analizler ve bileşimler neyin nesidir ve nasıl meydana geliyor Tüm bunlar gaybın alanıdır, bilim ise kenarında durmaktadır. Zan ve tercih yoluyla da olsa kimi zaman içine dalacak gibi oluyor sadece her ne kadar ileri sürülen görüşler varsayım ve ihtimallerden öteye geçmiyorsa bu çağda çok azı dışında bilimin bizzat ilgilenmediği ilahlık gerçeği, melek, cin ve Allah'dan başka kimsenin bilmediği yaratıklara ilişkin gerçekleri, ölüm, ahiret, hesap ve ceza konusundaki gerçekleri bir kenara bıraksak, evet bir an için tüm bunları bir kenara bıraksak bile yakınımızdaki gayb yeterlidir. Bu gayb karşısında bilim, teslim olmuş bir tavır takınmaktadır. Demagojiyi bilgiye, büyüklenmeyi samimiyete yeğleyenlerden başkası bu tavrı takınmaktan kaçınmaz. İngiliz doğa bilimci ve matematikçi Sir James James şöyle der. Bir evrenin temel yapısı ve gidiş tarzı hakkında modern bilimin dediğine göre evrenin yapısının temelini atom oluşturmaktadır. Ancak alemin yapısındaki en küçük birim atom değildir. O da protonlardan pozitif elektriksel enerji, elektrondan negatif elektriksel enerji ve nötronlardan yüksüz pozitif ve negatif elektriksel enerjiyi eşit miktarda içeren NÖTR tarafsız enerji meydana gelmektedir. Atom parçalanınca elektrikler elektronlar dağılır ancak laboratuvarda her zaman kesin ve uyumlu bir hareket sergilemezler kimi zaman ışık dalgaları kimi zaman da mermi gibi hareket ederler hareketleri önceden belirlenemez aksine hiçbir zaman kesin olmayan başka bir kanuna uyarlar o da ihtimaller kanunudur atomun hareket tarzı budur parçalar şeklinde atomlardan meydana gelen gruplar da bu şekilde hareket eder Derler. Şayet insan bilgisinin deneyimlerinin ulaştığı ve evren ve atomlarının içinde eşiğinde durduğu nokta bu olmasaydı gayb ve insan bilgisine kapalı Allah'ın kaderi ne olacaktı? Eski bilim kesin ilkeler belirliyordu. Buna göre tabiatın bir tek yolu takip etmekten başka seçeneği yoktur. Bu da zamanın başlangıcından sonuna kadar sebep ve sonuç arasındaki sürekli zincirleme doğrultusunda hareket etmesi için önceden çizilmiş bir yoldur. Buna göre A durumundan sonra B durumunun gelmesi kaçınılmazdır. Modern bilimin ise şu ana kadar söyleyebildiği tek şey A durumundan sonra B durumunun ya da C durumunun veya D durumunun veyahut bunlardan başka bir durumunun meydana gelebileceğidir. Evet şunu söyleyebilir, B durumunun meydana gelmesi ihtimali C durumundan fazladır. C durumunun meydana gelmesi de D durumundan daha muhtemeldir. İşte böyle, hatta B, C ve D durumlarından her birinin diğerini oranla meydana gelebilme ihtimalini belirleyebilir ancak, hangisinin diğerini yerini takip edeceğini kesin bir şekilde haber veremez çünkü her zaman ihtimallerden söz etmektedir. Ancak söylenmesi gerekene gelince o da oranlara bağlıdır. Bu oranların gerçek mahiyeti ne olursa olsun. O halde kendisinin ve başkasının isteği dışında kendisinden ve başkasından bir bilgi olmaksızın atomun radyasyon yaymasını sağlayan görünmez kader bu değilse nedir? Kuşkusuz bunları söyleyen adam, insanların göremediği ilahi kaderi ispat etmek isteğinde değildir, aksine bizzat insan bilgisinin vardığı sonuçların baskısından kaçma çabasındadır, ancak gayb, gerçeği onu, gördüğümüz gibi konuşmak zorunda bırakmaktadır. Almanya Frankfurt Üniversitesi profesörlerinden biyolog ve botanikçi Russell Charlie Ernest şöyle der. Bu gerçeği açıklamak için somut bir örnek verecek olursak şöyle söyleriz. Diyelim ki odamızda 2000 tane radyum atomu vardır. Bilim bir sene sonra bunlardan kaç tanesinin aktif kalacağını söyleyemez. Olsa olsa geri kalanlara tercih edilebilecek ihtimalleri sıralayabilir. 2000 veya 1999 ya da 1998 gibi sayısının 1999 olması olabilecek en yakın ihtimal yani en çok tercih edilen ihtimale göre, gelecek yıl içinde 2000 atomdan sadece bir tanesi yok olacaktır, 2000 atom içinde bu belli atomun hangi yöntemle seçildiğini kavrayamıyoruz, işin başında bu atomun diğerlerinden daha çok bir çarpışmaya uğrayacağını ya da daha sıcak bir ortama girebileceğini yahut gelecek yıl içinde bu ikisinin dışında bir olayla karşılaşabileceğini varsayabiliriz, ancak tüm bunlar hiçbir zaman doğru olmayacaktır. Çünkü şayet bir tek atomun çarpışmaya uğraması ya da sıcak bir ortama girmesi sonucu yok olması mümkün oluyorsa, geri kalan 1999 atomun da parçalanması mümkündür. O halde basınç ya da ısı uygulama sonucu radyum atomunu parçalamak konusunda acele edebiliriz. Ancak doğa bilimcilerden her biri bunun mümkün olmadığını bildirmektedir. Aksine her yıl 2000 tane radyum atomunun içinde sadece bir tane atoma ölümün isabet ettiğine ve onu parçalanmaya zorladığına inanmaktadır. İşte 1903 yılında Rutherford ve SDEY'nin ortaya attıkları kendiliğinden parçalanma teorisi budur. Bu şahitlikten bizi ilgilendiren evrenin oluşumu ve hareketleri gibi hayat sırrının ve oluşumunun da Allah'ın bilgisince kuşatılmış gaybın kapsamına girdiği gerçeğidir. Bu konuda ihtimaller ileri sürmekten başka insanın elinden bir şey gelmez, kuşkusuz ulu Allah doğru söylüyor, göklerin, yerin ve kendilerinin yaratılmasını onlara göstermedim. Kehefe Suresi 51 Allah her dişinin rahminde taşıdığını, rahimlerin düşürdüğünü ve alıkoyduğunu bilir, onun katında her şey bir ölçüye göredir, görüleni de görülmeyeni de bilir, yücelerin yücesi büyük Allah, Ra'd suresi, 8 ila 9. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allahındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocuk, dilediğine erkek çocuk verir. Yahut hem kız hem erkek çocuk verir. Dilediğini de kısır kılar. O bilendir, her şeye gücü yetendir. Şura suresi 49 ila 50. Üç insana ulaşmak için daha geniş bir adım atıyoruz. Erkeğin bir atımlık menisinde yaklaşık olarak 60 milyon, 60 milyon sperm yer almaktadır. Hepsi de kadının rahmindeki yumurtalığa döllenmek için hızla atılırlar. Hangisinin ileriye geçip yumurtacıkta döllendiğini hiç kimse bilemez. İşte bu gaybdır. ya da aralarında bu işte bir rol sahibi olan kadın ve erkekte olmak üzere hakkında insanların hiçbir şey bilmediği Allah'ın görünmez kaderidir. Sonra 60 milyon sperm'i geride bırakan tek sperm, birlikte döllenmiş hücreyi oluşturmak için yumurta ile birleşir, işte cenin bundan meydana gelmektedir. Yumurtalıktaki kromozomların tümü, dişi olmakla beraber, sperm kromozomlarının bir kısmı erkek bir kısmı da dişidir. Yumurtalığa giren erkek ya da dişi kromozomların sayısı erkek veya dişi olması bakımından ceninin durumunu belirler bu da Yüce Allah'ın görünmez kaderine göre meydana gelmektedir. Bu konuda insan herhangi bir bilgiye sahip olmadığı gibi hiçbir şekilde müdahalede bulunma gücüne de sahip değildir. Ceninin anne ve babası da farklı bir konuma sahip değildir. İşte bu insan bilgisinin kapısında durduğu ve 20. yüzyılda karşı karşıya kaldığı gayb gerçeğidir. Oysa geçmiş asırlarda yaşayan bazı kimseler gaybiliğin bilimselliğe aykırı olduğunu iddia ediyorlardı. Bilimsel mantıkla yaşamak isteyen toplumların gayb mantığından kurtulmalarının gerektiğini söylüyorlardı. Ama işte bakınız bizzat insan bilgisi 20. yüzyıl bilim ne diyor? Ulaşılan tüm sonuçlar ihtimallerden ibarettir. Ortada kesin ve içinde kuşku bulunmayan tek gerçek gayiptir. Gayb gerçeği hakkındaki bu kısa ve toplu değerlendirmemizi burada kesmeden önce İslam inancında, İslam düşüncesinde ve İslam mantığında gayb gerçeğinin mahiyeti hakkında birkaç söz söylememiz yararlı olacaktır. İslam düşüncesini ve İslam mantığını oluşturan İslam inancının kaynağı olan Kur'an, ortada bir görülen bir de görülmeyen alemin varlığından söz etmektedir. O halde insanı kuşatan her şey, görülmezlikten ibaret değildir. Aynı şekilde insanın sürekli ilişki içinde olduğu evrensel kanunlar, büsbütün bilinmezlik değildir. Kuşkusuz bu evrenin değişmez kanunları vardır, insan, yeryüzünde Allah'ın halifeliği görevini yerine getirmek için, gücü ve ihtiyacı oranında kendisine gerekli olacak kadarını öğrenebilir bu kanunların, kuşkusuz Yüce Allah, insana evrensel kanunların bir kısmını öğrenmek ve halifelik görevini yerine getirmek, yeryüzünü imar etmek, hayatı ilerletmek, yeryüzünün zenginlik kaynaklarından, rızıklarından ve enerji kaynaklarından, yararlanmak için bu kanunlar uyarınca evrensel kanunları egemenliğini alma gücünü vermiştir. Kuşkusuz, an gibi kısa bir zaman diliminde insan bünyesinde milyarlarca operasyon meydana gelmektedir. Kendi bünyesinde olup bitmesine rağmen tüm bunlar, insan için birer gaybdırlar, aynı şekilde çevresindeki evrende de. Tüm genelliğiyle bu değişmez kanunların yanında, Yüce Allah'ın serbest iradesi vardır. Her ne kadar bu kanunları kendisi koymuşsa da hiçbir zaman bu kanunlar onun dilemesini bağlayamaz. Uygulanan bu kanunların her defasında onun öngördüğü şekilde uygulandığı Allah'ın kaderi vardır. Dolayısıyla bu kanunlar, otomatik birer unsur değildirler. Allah'ın koyduğu kural uyarınca hareket etseler de, tüm hareketlerini Allah'ın Allah'ın kaderi egemendir. Her defasında bu kanunların kendisine uygun olarak hareket ettiği kaderde, hiç kimsenin hakkında kesin olarak bir şey bilemediği gaybın kapsamındadır. Bu konuda insanların ileri sürdükleri tüm bilgiler, zan ve ihtimallerden ileri gidemez. Bu, aynı zamanda insan bilgisinin kabul ettiği bir husustur da. Bazısı insanlar tarafından bilinen ve yeryüzünde halifelik görevini yerine getirmek için düzenli ve bilimsel bir şekilde yararlandığı değişmez kanunların varlığına rağmen gayb insanın ve evrenin geçmişini, bugününü ve geleceğini kuşatmıştır kuşkusuz insan kendi isteğinin dışında ve ne zaman geleceğini bilmeden bu dünyaya gelmektedir. Aynı şekilde kendi isteğinin dışında ve ne zaman gideceğini bilmeden gitmektedir. Bu durum her canlı için geçerlidir. Ne kadar bilirse bilsin, neler öğrenirse öğrensin bu realiteden hiçbir şey değiştirmeyecektir. İslam rasyonalizmi, bilimsel gaybi, bir rasyonalizmdir. Çünkü, bilim ve realitenin şahitliğiyle, gaybilik, bilimselliğin ta kendisidir. Gayb gerçeğini inkar etmeye gelince bu, bilgiçlik taslayanların içinde yüzdükleri bir bilgisizliktir. Kuşkusuz, İslam rasyonalizmi, anahtarlarını Yüce Allah'tan başka kimsenin bilemediği gizli gayba inanmayı ve değişmez evrensel kanunların varlığını kabul etmeyi bünyesinde toplamıştır. İnsanın yeryüzündeki hayatı için lazım olacak kadarını bilmek ve değişmez temelleri uyarınca ilişkide bulunmak mümkündür bu kanunlarla. Müslüman kendi sınırları içinde insan bilgisini görmezlikten gelmez, aynı şekilde ortada Yüce Allah'ın dilediği kimseye dilediği kadarını öğretmesinin dışında hiç kimsenin bilemediği bir gayb aleminin olduğuna ilişkin realist gerçeği de kavramaktan geri durmaz. Kesin zorunluluklardan söz edenlerden biri de Marx'tı. Peki günümüzde Marx'ın haber verdiği determinizm nerede? Lenin ve Stalin kapitalist dünya ile komünist dünya arasında zorunlu bir savaştan haber vermişlerdi. Oysa halefleri Kuruşçev barış içinde yaşam bayrağını yükseltmektedir. Biz zorunluluklardan söz eden bütün kehanetleri uzun uzadıya anlatacak değiliz çünkü üzerinde ciddi ciddi tartışmaya değmezler. Doğrusu bu Kur'an en doğru yola götürür. İsra suresi 9. Ayetlerin akışı, gaybın anahtarlarına ve evrenin her köşesinde olup bitenlere ilişkin yüce Allah'ın kapsamlı bilgisinden insanların şahsında bu kapsamlı bilginin bir diğer alanına geçmektedir. Kuşatıcı bilgiden sonra ilahi egemenliğin alanlarından birine geçmektedir. Altmış sizi geceleyin öldüren ve gündüzleyin neler yaptığını bilen odur, sonra o sizi gündüzleyin diriltir, belirli hayat süreniz dolsun diye, sonra onun huzuruna döneceksiniz de o yapmış olduklarınızı size haber verecektir. Geceleyin sizi öldüren odur. Geçen ayette gaybın ufuklarını, boyutlarını ve derinliklerini çizen ve yüce Allah'ın bilgisinin sonsuzluğuna ve kapsayıcılığına işaret eden kelimeler gibi birkaç kelime daha, tüm insanlığın hayatını Allah'ın yetkisine, bilgisine, gücü ve idaresine bırakan birkaç kelime daha. Bu kelimeler insanların uyanıklıklarını, uykularını, ölümlerini, dirilişlerini, toplanıp hesaba çekilmelerini Allah'ın yetkisine vermektedir. Ancak Kur'an'ın eşsiz ifade tarzının gözler önüne getirdiği her tabloda, her sahnede ve her harekette başvurduğu canlandırma, somutlaştırma, duyguları uyarıp harekete geçirmeye ilişkin olağanüstü yöntemine göre. Gündüzleri ne yaptığınızı bilir. O halde uyumaları bir tür ölümdür. Duyular hareketsiz hale geldiğinden, his dünyası tamamen durgunlaştığından, akıl sessizliğe büründüğünden ve uyanıklık durumu kesilip uykuya dönüştüğünden dolayı uyku da bir çeşit ölümdür. Dış görünüşünü ve etkilerini görmelerine rağmen insanların hakkında ne söyleyeceklerini bilmedikleri bir sırdır. İnsanı çepeçevre kuşatan gayb şekillerinden biridir. İşte insanlar her türlü çabadan ve hareketten, hatta uyanıklıktan bile, soyutlanıyorlar, işte onlar hayattan uzak, kopuk durumdadırlar, her zaman oldukları gibi, şimdi de Allah'ın kontrolü altındadırlar, onları yüce Allah'tan başka hiç kimse eksiksiz hayata ve uyanıklığa geri getiremez, şu insan Allah'ın avucunda ne kadar da zayıftır tutmak ya da bırakmak üzere hareket eden tüm uzuvlarının kazandığı iyilik veya kötülük Allah katında bilinmektedir. Tüm insanlar gerek hareket halinde gerekse hareketsizliklerinde hep gözetim altındadırlar. Sabahleyin uyandıktan sonra uzuvlarının kazandığı hiçbir şey Allah'ın bilgisinden kaçmaz. Yani yüce Allah'ın belirlediği ecelinizin tamamlanması için düz vakti sizi uykunuzdan, hayattan kopukluğunuzdan uyandırır. İnsanlar yüce Allah'ın takdir ettiği alan içerisinde hareket etmek zorundadır. Bunun dışında kaçabilecekleri bir yer, varabilecekleri bir son söz konusu değildir. İstirahatın bitiminden sonra yeniden gözetim altına girmektir bu. Sonra ne yaptığınızı bildirecektir. Bu olup biten her şeyi kaydeden kütüğün gözler önüne serilmesidir ve bu en ince noktasına kadar adaletin gerçekleşmesidir. Hiçbir şekilde verilen cezada zulüm söz konusu olmayacaktır. Birkaç cümleden oluşan bir tek ayet bunca tablo ve sahneyi, prensip ve gerçekleri, ilham ve gölgeleri içeren şeridi işte böyle kapsamaktadır. Peki kim yapabilir bunu? Şayet bu değilse, o halde nasıl olur olağanüstü mucizeler? Ancak yalanlayanlar bundan habersizdirler. Peşinden korkunç bir azabın geldiği maddi mucizeler isteyip duruyorlar ulûhiyet gerçeğine ilişkin diğer bir temas kulların üzerindeki kahredici güce, ihmal etmeyen sürekli gözetime, öne ya da geriye alınması mümkün olmayan yürürlükteki kadere, kaçıp kurtulma imkanı bulunmayan kaçınılmaz sona ve içinde gevşeklik ya da ihmale yer bulunmayan son hesaba ilişkin bir esinti yer almaktadır. 61 o kulları üzerinde kesin egemendir size koruyucu melekler gönderir sonunda birinize ölüm gelince elçilerimiz hiçbir görev kusuru yapmaksızın onun canını alırlar o kulları üzerinde kesin egemendir o üstün otorite sahibidir. Onlar da onun otoritesi ve hakimiyeti altındadırlar. Onlar bu otoritenin kontrolünde yaşayan zayıf kimselerdir. Ne bir güçleri ne de yardımcıları söz konusudur. Kuldur onlar. Üzerlerinde üstün bir otorite vardır. Bu üstün otoriteye boyun eğmek zorundadırlar. Hatta bir nefes alışverişinde ve ufak bir harekette bile bir kader doğrultusunda hareket etmektedir. Size koruyucu melekler gönderir. Sonunda birinize ölüm gelince elçilerimiz hiçbir görev kusuru yapmaksızın onun canını alırlar. Aynı gerçeğin gölgesi bir başka şekilde belirmektedir. Alıp vereceği nefesleri sayılı olan her nefis, ne zaman geleceğini bilemediği bir ecele bağlıdır. Ecel insana göre bir gaybdır ve insanın onu ortaya çıkarması mümkün değildir. Ancak ecel, yüce Allah'ın bilgisi dahilinde bir plana göre belirlenmiştir. Geriye ya da ileriye alınması mümkün değildir. İnsanın alıp verdiği nefesleri kaydetmek ve eceli gelince de camı almakla görevli hazır ve doğrudan doğruya insanın yakınında bulunan koruyucu, hiçbir zaman uyuklamaz, unutup ihmal etmez. Çünkü koruyuculardan bir koruyucu, meleklerden bir elçidir. Önceden belirlenen, vaat edilen an geldiğinde nefis, her şeyden habersiz oyalandığı bir sırada koruyucu görevini yerine getirir, elçi elçiliğini yapar. Bu düşünce insan bünyesinin titremesine yeterli bir nedendir. Çünkü o, kendisini çepeçevre kuşatan görülmez kaderi algılamaktadır. Artık her an canının alınabileceğini ve her nefeste kaçınılmaz ecelin yaklaştığını bilmektedir. Sonra o canlar gerçek sahipleri olan Allah'a götürülürler hükmeden sadece odur. Odur tek başına hesaba çeken, hükmederken ağır davranmaz, cezayı da ihmal etmez. Ayette yer alan çabukluk ifadesinin insan kalbine dokunan bir yanı vardır. Buna göre insan hesap anında söz konusu olacak bir ihmale bile terk edilmemiştir. Müslümanın hayata, ölüme, ölümden sonra dirilmeye ve hesaba çekilmeye ilişkin inancından kaynaklanan bu düşünce, yeryüzünde kullara ait işlerde yüce Allah'ın tek başına hükümran oluşuna ilişkin tüm tereddütleri gidermeyi garantilemektedir. Ahirette gerçekleşecek hesap, ceza ve hüküm insanların dünyada yaptıklarına göre olacaktır. Ortada neyin helal, neyin haram olduğunu belirleyen Allah'tan gelmiş bir şeriat olmadığı sürece insanların dünya hayatında kazandıklarından dolayı hesaba çekilmeleri söz konusu olmayacaktır. Çünkü ahirette bu şeriatın esaslarına göre hesaba çekileceklerdir. Dünyada ve ahirette hakimiyet bu temele dayanılarak bir ebilir. İnsanlar yeryüzünde Allah'ın şeriatının dışında bir yasayla hükmederlerse ahirette neye göre hesaba çekileceklerdir? Acaba yeryüzünde hükmettikleri ve hükmüne başvurdukları insanların yasalarına göre mi hesaba çekileceklerdir? Yoksa onunla hükmetmedikleri gibi hükmüne de başvurmadıkları Allah'ın semavi şeriatına göre mi hesaba çekileceklerdir? Sonra ilahlık gerçeğini bilen ve zorluk anında gerçek ilahına sığınan fıtratlarıyla onları muhakeme etmektedir. Bu fıtratın korku ve sıkıntı anındaki durumu gözler önüne getirilmektedir. Kısa ve süratli ancak net, kesin, duygulandırıcı ve etkin bir sahnede rahatlık ve güven ortamında bu fıtrata karşı çıkışları da sergilenmektedir.